Hoş geldiniz değerli seyircilerim. Koronavirüsü felaketi son günlerde atılan facia imzaların üstünü örtüyor. Ne midir onlar? Mesela Alman ajanına banka kurma izni verilmesi, dahası Türkiye'nin en büyük vergi kaçakçısına banka kurma ayrıcalığının tanınması ki banka kurma zaten başlı başına bir imtiyaz. Devletin, iktidarın, yönetimin böyle bir izni vermesi bir şahsa yüzlerce milyon bahşetmesi anlamına geliyor. Diyeceksiniz ki kimdir o Alman ajanı, kimdir o Türkiye'nin en büyük vergi kaçakçısı? Hayır haşa ben hiç kimse hakkında yargı kararı olmadan Alman ajanı demem. Kastedilen isim Aydın Doğan'dır. Evet ama bu iddiayı bendeniz hiç seslendirmedim ve ifade ettiğim gibi adaletin hükmü olmadan yine de seslendirmem ama hatırlayınız lütfen İslamcılar koro halinde deniz fenerini haberleştirdi diye Aydın Doğan'a ve onun ailesine nasıl hücum etmişler idi? YouTube'da var, Google'da var, yani arşivler buna tanık. Aydın Doğan aylarca manşetlerle infaz edilmiş, dahası ajan olmakla Alman devletine hizmet edilmek ile suçlanmış idi. İşte böyle bir isme şimdi bu iktidar, İslamcı AKP banka kurma iznini verdi. Dahası var, Aydın Doğan yine hatırlayalım, Deniz Feneri hadisesi sonrasında apar topar müfettiş istilasına uğranmış idi ve 3,5 milyar dolar gibi Türkiye tarihinde görülmedik bir vergi cezasına muhatap kalmış idi. Sonrasında oturdular, uzlaştılar. Yüzlerce milyon vergi cezası ödendi. Yani kabullenme de söz konusu öyle olmazsa idi zaten. Bu vergi cezaları ödenmez idi. Ben şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı'na soruyorum. Ey Tayyip Erdoğan, sen değil miydin meydanlarda? Sen değil miydin salonlarda, sen değil miydin kameraların önünde defalarca Aydın Doğan'ı vergi kaçırmakla itham eden ve 3,5 milyar dolarlık bir ceza ile onu karşı karşıya bırakan senin iktidarın değil miydi? Dahası bu vergi kaçakçılığı bağlamında Aydın Doğan'dan yüzlerce milyon alınmadı mı? Öyle ise yani Doğan ailesi eğer böyle bir kaçakçılığa muhatap ise neden ona bugün banka kurma iznini verdiniz? Hadi hukuki bir kılıf bulunabilir ama bu işin bir de ahlaki yönü yok mu? Tutarlılık diye bir şey söz konusu değil mi? Değerli seyircilerim görüyorsunuz. Turnusol kağıdı hüviyetinde her şey, zaman AKP'yi, Tayyip Erdoğan'ı ne hale getirdi ortada. Düne kadar meydanlarda bunlar kartel, kartel dediği Aydın Doğan ile aynı masada oturdu Doğan Holding kuruluş yemeğinde hatırlayın. Bitmedi onu. Banka ya da ailesini banka sahibi olmak ile ödüllendirdi. Yani Bakanlar Kurulu'nun emri ile ona böyle bir imtiyazı tanıdı. Ben şimdi buradan İslamcılara, o kalemşörlere seslenmek istiyorum. Neredesiniz? Hani imanınız, hani inancınız nerede? Hani ahlakınız vardı? Hani erdem sahibi idiniz? Bu olayda da kanıtlandığı gibi ki buna benzer onlarca yüzlerce hadise var. Aslında imana, İslam'a bir saygınız yok. İnanç gereği bir tavır takınmıyordunuz. Bugün Aydın Doğan'a
banka kurma izninin verilmesi sonrasında takındığınız suskun tavır sizin aslında iman noktasında, inanç noktasında, ahlak noktasında, erdem noktasında ne kadar savruk olduğunuzu gözler önüne seriyor. Evet, ey İslamcılar, siz aslında İslam'a iman etmiyorsunuz, güce iman ediyorsunuz, iktidara iman ediyorsunuz, AKP'ye iman ediyorsunuz. Eğer öyle olmamış olsa idi, dün kartel diye, dün vergi kaçakçısı diye, dün Alman ajanı diye hedefe oturttuğunuz, kalemleriniz ile infaz ettiğiniz Aydın Doğan'a bugün Tayyip Erdoğan tarafından banka sahibi yapılmasına itiraz edersiniz. İtiraz ederdiniz, etmiyorsunuz. Dolayısıyla işte turnusol kağıdı dediğim hadise bu. Siz busunuz, siz riyakarsınız. Ey İslamcılar, ey dinciler, münferit olarak değil tamamınıza sesleniyorum. Siz sahtekarsınız, samimi olsaydınız biriniz, birkaçınız ortaya çıkar, iktidarı bu bağlamda eleştirirdiniz. Gelelim madalyanın öbür tarafına, Aydın Doğan cephesine. Ya Aydın Bey, sen değil miydin 28 Şubat'ta bu iktidarı, yani siyasal İslamcıları Türkiye için tehdit gören, virüs gören sen değil miydin? Refah Yol iktidarını yıkma adına askerleri kışkırtan, medyalarınla, manşetlerinle o zemini hazırlayan. Demek ki senin amacın asla ve kat'a irtica ile mücadele değil, Türkiye'nin İslamcı savrulmaya gark olması değil, senin amacın irticayı kullanıp servetine servet katmak imiş ki bu zaten geçmiş süreç içinde de tescillendi. Mesela sevgili seyircilerim, ben Aydın Doğan'ın da Ankara temsilciliğini yaptım. Posta gazetesinin hem yazarı hem Ankara temsilcisiydim. Aydın Bey'i de yakından tanırım. Aydın Doğan 28 Şubat sürecinde, ben o zaman TGRT'de yayın yapıyordum. Rütük maddesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülürken TGRT'de yaptığım alternatif programı ertelememi istedi. Zira o hafta Rütük'teki konuyu tartıştıracak ve Rütük'te yapılacak değişiklik ile medya patronlarının kamu ihalesine girebilmesinin yanlışlığını ortaya koyacak idim. Ben hayır dedim ama patronum Enver Ören'i ikna etti. O hafta programımı erteletti. Aydın Doğan Türk medyasının ahlakını bozan adamdır. Şunun için holding medyası anlayışını getiren adamdır. Holding patronlarının medyasını kullanarak servet üstüne servet katan adamdır. Mesela örnek vereceğim, dış bank olayı, 17 milyon dolar karşılığı İş Bankası'ndan satın alındı. Peki parası mı? İş Bankası'ndan alınan dış bankı yine İş Bankası'ndan aldığı krediyle satın aldı. Düşünebiliyor musunuz? Sizden bir şey satın alıyorum sizin paranız ile. Sonra 17 milyon dolara alınan bu dış bank bir süre sonra 850 milyon avro ya da 1 milyar dolar karşılığı yabancılara satıldı. Aradaki karı görüyor musunuz? Bu medya gücü ile oldu. Devam edelim. Aynı Aydın Doğan petrol ofisini aldı. Hayyam Garipoğlu diye biri var idi. O almıştı. O ihaleyi iptal ettiler. Sonrasında sevgili seyircilerim, Aydın Doğan bunu aldı. Yine İş Bankası'yla aldı. Efendim, onunla ortak olarak aldı. Sonra İş Bankası Aydın Doğan'a hisselerini o günkü değerden, aldığı fiyattan devretti. Bilahare yüksek bir fiyatla Avusturyalılara sattı. Paraya para kattı. Aydın Doğan medya sahibi olmasa idi bütün bunları yapabilir miydi? Elbette yapamazdı. Devam edelim. Aydın Doğan'ın Ankara temsilcisiyim o günlerde. Posta Gazetesi Ankara temsilcisiyim. Aydın Doğan petrol ofisini de
aldı değerli seyircilerim. Az önce de söyledim, İş Bankası ile beraber Petrol Ofisi'nin İstanbul'da Haydarpaşa Numune Hastanesi'nin bitişiğinde bir arazisi, yeri var. Aydın Doğan Taylan Bilgen'i gönderdi. Kendisi de bana anlattı. Orada 160 dönümlük bir arazi var. Sağlık Bakanlığı'nın değil aslında, o arazi Petrol Ofisi'nin, yani benim dedi. Ben de şunu söyledim, ya böyle bir şey tapusu vardır dedim. İstanbul'un göbeğinde Kadıköy'de 160 dönüm tapusuz olur mu dedim. Biz oraya dava açacağız. Sağlık Bakanı buna itiraz etmesin. Ben dedim bu işe girmem. Sonrasında sadece Osman Durmuş'tan randevu alırım dedim. Bakan, Sağlık Bakanı Osman Durmuş'u aradım. Bir konu var ama ne olduğunu bilmiyorum. Aydın Doğan'ın adamı Taylan Bilgen'i gönderiyorum size dedim. Gitti, görüştü. Sonra bir hafta sonra MHP'li Bakan Osman Durmuş'a sordum. Neymiş konu dedim. Aslında biliyorum ama neymiş dedim. Ya dedi, Sağlık Bakanlığı'nın 160 dönüm arazisini istiyor, üstüne geçirmek istiyor. Ben tapuları çıkardım dedi. Tabii ben alet olmadım. Alet olmadığım için de çok sürmedi zaten. Aydın Doğan ile yollarımız ayrıldı değerli seyircilerim. İşte Aydın Doğan böyle biri. Hayır, bunları ben şimdi söylemiyorum. 5 sene önce yayınlanan işte İmamlar ve Haramiler Medyası. Evet, İmamlar ve Haramiler Medyası isimli kitabımda bütün bunları ayrıntılı bir şekilde yazdım. Hiç kimsenin buna bir itirazı olmadı yazdıklarıma. Herhangi bir itiraz eden olmadı. Şuraya gelmek istiyorum. Yani bugün AKP iktidarı öyle de Aydın Doğan da farklı değil ama tencere kapak misali adeta birbirlerini buldular ve tamamladılar diyeceğim. Zira ifade ettim dün, biri birine mülteci diyor, irticacı diyor, 28 Şubat'ta saldırıyor. Diğeri ona kartel, diğeri ona efendim Alman ajanı, efendim vergi kaçakçısı diyor. Şimdi bu ikisi sarmaş dolaş. Banka kurma izni dolayısıyla hayırlı mübarek olsun, birbirlerine pek yakıştılar diyelim. Ve değerli seyircilerim, son bu bilgileri aktardıktan sonra bir magazin ile, yine medyadan bir magazin ile, Emin Çölaşan bağlamında magazin ile bağlayalım. Yine Ankara'dayız, Posta Gazetesi Ankara temsilcisiyim. Aydın Doğan Ankara'ya geldi, yemek yiyeceğiz. Bütün Doğan grubu medya Ankara temsilcileri Aydın Doğan geldiğinde o yemekte bir arada olur, yazarlar. İşte kim var yemekte? Ertuğrul Özkök, Sedat Ergin, Aydın Doğan'ın yanı sıra Bekir Coşkun, Emin Çölaşan, Muharrem Sarıkaya, ben varım. Baki Bey var, CNN Türk temsilcisi olarak. Yemekte Bekir Coşkun ilginç bir şey aktarıyor. Ya Emin dedi, bugün çok tuhaf bir şeye şahit oldum. Aydın Bey'e anlatayım mı? Nedir dedi, o malum Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki görevin. Anlat anlat dedi ve Bekir Coşkun anlatıyor. Ondan aktarıyorum. Dahası Ertuğrul Özkök, bunu yazabilir miyim anlatıldıktan sonra? Tabii yazabilirsin dedi. Yazabilirsin dediği için de buradan aktarıyorum. Emin Çölaşan malumunuz Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde okudu. Orada bir kürek takımı var. O kürek takımında çok önemli bir görevi var Emin Çölaşan'ın. Şimdi Ankara'da kürek takımı ne ala demeyin. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin bir Eymir Gölü var. Bu Eymir Gölü Ankaralılar tarafından bilinir. ODTÜ'de bu Eymir Gölü'nde kürek şampiyonaları yapar, müsabakaları yapar. Emin Çölaşan da o takımların birinde, çok iddialı bir ekipte, takımda en önemli oyuncu. Şimdi diyeceksiniz ki ya adam cılız, kürek dediğin böyle iri yarı cengaver, böyle pazıları olan iyi kürek çekecek. Emin'e sorduk, o zaman çok daha cılız imiş. Zaten Emin malumunuz ufak tefek küçücük bir adam. O zaman minnacık çöp gibi bir adammış, kendisi böyle söylüyor. Sorduk, iyi de o zaman o takımda ne işin var? Meğer işi, Emin'in sevgili seyircilerim, kendisi söylüyor, ben uydurmuyorum. İşte Bekir Coşkun ve diğerleri şahit, o takımın küfürcüsü imiş. Evet, işi
sadece ve sadece sövmek imiş. Nasıl demeyin? Şöyle, takımlar yarışa çıktığında kafa kafaya iken karşı tarafın kürekçilerine Emin dehşet bir şekilde küfredermiş. Ve Emin'in küfür literatürü o kadar zengin, o kadar geniş imiş ki karşı takımın sporcularının bundan etkilenmemesi, kendinden geçmemesi, motivasyonunu kaybetmemesi ve yarıştan düşmemesi mümkün değil imiş. Evet, Emin adeta Türkiye'de en iyi küfürbaz imiş. O özelliği ile kürek takımının vazgeçilmezi imiş. Bakın bunu ben uydurmuyorum. Emin Çolaşan da kabul etti. Şimdi Çolaşan demek ki medyaya da yansıyan, eskiden bilhassa bu aralar yapamıyor, küfürbazlığının böyle bir geçmişi var demek ki. Bizi izlemeye devam edin.